Merhaba arkadaşlar, bugün yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarım bu videomuzu da beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Ve istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam, şimdi başlayalım. Emin'in kalemliği. Bak, belki daha güzel yapabiliriz. Belki şurayı biraz çizsek ekleriz ve çilek. Bu kadar yeter. Bulacaksın güzelim kalemliği. Bunu Emin için özel olarak yaptım ve bozacaksın. Bir süs uzmanı hiçbir şeyi bozmaz, yapar. Ay, sağ ol çilekçiğim. Onu sana demedim ki ben. Aa, neyse. Çedar peyniri neredesin? What? Ne alaka şimdi çedar peyniri, medar peyniri? Sanırım bir çileği hiçbir zaman anlayamayacağım. Sadece yiyeceğim. Özür dilerim, videonun bu kısmında bir gülme efekti gelmesi gerekmiyor muydu? Tamam, gerekmiyor. Yani demek istediğim şey, hala nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu kötü bir şey mi sence? Kesinlikle hayır. Peki senin bir fikrin var mı? Önceki cevabımı duymadın mı sen? Ha, o bunun cevabı mıydı? Tamam. Ben nasıl saklayacağım bunu? Tekrar söylüyorum, kesinlikle hayır. Saklamayayım mı yani? Ben buradan gidiyorum arkadaşım. Evet, çok yardımcı oldun. Tamam, ne yapacağımı buldum. Şimdi bu kalemliği... O kalemliği eğer oradaki arabanın içine koyuyor. Arabayı da sürersem... Son viraj onun çok hızlı bir şekilde aşağı inmesine sebep olacak. Hesaplamalarım doğruysa tam o sırada sahnenin tepesindeki minik kırağa çarpacak ve dönecek. Tam olarak bizim Kakao'nun yanına gidecek. Kakao birdenbire uyanıp ona gücünü verecek. Ve minik bir kavisle işte böyle ablamın yanına varacak. Ablam yanına bakacak. Oradaki kalemliği alacak ve buna bayılacak. Sonra oradaki notu görecek. Notu alacak. Notta da şöyle yazacak. Sevgili ablam, bana verdiğin o kadar çok iyilik için teşekkür ederim ve bu kalemlik minnetten sana bir hediyedir. Yardım edenler böğürtlen ile çilek. Çok mutlu olacak. Ve son. Nasıl? Nasıl bir plan? Fena değil ama benim hesaplamalarıma göre oradan dışarı çıkacak, sahneyi devirecek. Sonra tepetaklak bir şekilde oradaki dev bitkilerin yanına varacak. Hadi ama. Ya da masayı tepetaklak isteyip geliş hızını hesaplayamadığı zaman kalemliği düşürecek, notları düşürecek ve Emily'yi tamamen tepetaklak gidecek. Ne dedin sen? Veya daha kötüsü, bunu yaptıktan sonra şuradan dönmeye devam edecek. Hayvanalığının oraya batacak ve makine de bozulacak. Ve Emily sana çok kızacak. Ne? Kızdığı için seni otelden koyacak. Sonra da bir daha asla bir iş bulamayacaksın. Sokakta yaşamak zorunda kalacaksın ve su birikintilerden su içeceksin. Ya da sadece senin dediğin gibi olacak. Bunu görecek ve sevinecek. Rahatladım. Yani bunlar hiç olmayacak. Artık Emin'in bir kalemliği olacak. Ve buna bayılacak. Evet, onun gibi bir şey sanırım. Ama bunu daha iyisini de düşünebiliriz. Tüm planın başarılı gider. Emin kalemliğini alır. Ama o sırada Minnie uyandığı için kafayı yer. Birdenbire oradaki şeye çarpar. Ve dur, ne dedin sen? Tamam, baştan alıyorum. Bizimki uyanır, kafayı yer, ona çarpar. Gittikçe hızlı bir hareketle oraya çarpar ve ağılın kapısını açar. Ağılın kapısını hafifçe araladığı zaman minik pony oradan geçer. Emin'in yanına gider. Ve oradaki kalemliği görür. Bu çok güzel bir kalemlik der. Emin de bu kalemliğin sihirli olduğunu zannedip Pungir'i çağırdığını ve onların bile kalemliği çok sevmediğine inanır. Ve mutlu son. Tamam, bunların hepsi beklendi. Şimdi gerçeğine bakın.
Emily senin için bir karamelik yaptım. Çilekle böcekler de yardım etti aslında. Al. Çok havalı bir duruş veriş olmadığını düşündüm ama. Ama karamelin çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Yine de beğendin mi? Yok arkadaşım, beğenmedim. Elbette beğendim Marilyn. Sen düşün yeter. Ben izleyemeyeceğim. Duygusal anlara bayılamam. En baştan beri bizi mi izliyordun siz? Ne sandın? Tamam. Ağlama. Ağlama. Ay ne kadar duygusal. Bizimki ağlama krizi geçirmeden şurayı kapatın. Abone olup like atmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorumlara yazarsanız seviniriz. Hadi bakalım. Tamam tatlım, ağlama.